Spor Yayınları Koordinatörü Ender Bilgin bizimle birlikte ee, biraz konuşalım. Kulüpler Birliği'nin e, dünkü açıklamaları. Şimdi Ilgaz Çınar siz gelmeden önce e, şöyle bir açıklama yaptı. Daha doğrusu buradan girdiği işe. Dedi ki e, bu karşılıklı bir restleşme Kulüpler Birliği'nin resti bu dedi. Şöyle. Ve sıkıntı yaşar yayıncı dedi. Şimdi bu noktada tabii detaylı konuşmak lazım. Şimdi Aykut bir kere şunu ortaya koyalım. Zaman zaman gündeme getiriyoruz. Bunu e, haber kanallarında e, işte doktorlarımız da gündeme getiriyor. Farklı konular, farklı konu başlıkları için e, ekonomide de, sosyal hayatta da, sporda da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni bir düzene, yeni bir sisteme alışmak durumundayız. Şimdi e, Mart ayının ortasından beri futbolsuz, sporsuz bir iklimimiz var. Başka başka dertlerimiz, büyük sıkıntılarımız var. Her gün işte aşağı yukarı yüzer vatandaşımızı kaybediyoruz. Bu sayı değil. Evet. Bunların hepsi insan, bunların hepsinin akrabaları, yakınları. Ateş düştüğü yeri yakar. Büyük bir kalabalık etti. Çok büyük bir rakam etkileniyor bu sıkıntıdan. Hastanelerde, yoğun bakımlarda insanlar var. Ee, bu sürecin sonunda <laughs> yeniden normal hayata dönmek elbette ki sancılı olacak her, her açıdan. Ama e, spor dünyası bundan, bu salgından en çok etkilenen e, sektörlerden biri oldu. Şimdi, yayıncı kuruluş e, ödemeleri durduruyor. E, Kulüpler Birliği diyor ki, ya arkadaş benim temel gelir kaynağım bu. Olaya, Sadece bir pencereden bakarsak iki taraftan birine haksızlık etmiş oluruz. Durumu ortaya koyalım. Bir taraf diyor ki ben bir maç veremiyorum. Maç veremediğim için de gelir elde edemiyorum. Şöyleydi başlangıçta. Devam eden taahhütlerden dolayı yayıncı kuruluş abonelerinden para almaya devam ediyordu. Şimdi anladığım kadarıyla donduruyorlar. İlk başta bir 15-20 gün gelen taleplerde ya biz bir şey yapamayız. Sizin işte taahhüdünüz var deyip geri çevrilmeler oldu. O şekilde kalsaydı iş o zaman durum farklıydı. Şimdi diyorlarmış ki yayıncı kuruluşu abonelerine ee, donduralım. Sonradan bunu ödeyin. Hakkınızı sonra kullanın. Siz hakkınızı sonra ödemesini de sonra yapın. E şimdi hal böyle olunca bu taraftan para gelmediği için ne diyor? Ben de sana veremiyorum. Bu işin bir yönü yayıncı kuruluşun baktığı Pencere bu. Kulüpte diyor ki ya arkadaş ben seninle bir sözleşme yaptım ve bu sözleşmede benim belli dönemlerde paralarım alacağım paralar var. Onun zamanı geldi sen bana vermiyorsun. Ben de ona göre ödemelerim var o var bu var çünkü merchandising gelirlerinden yani stat gelirlerinden gişe gelirlerinden oldun ürün ürün gelirinden oldun satamıyorsun. E, maç günü başka başka kalemler var onlardan da o gelirlerden de oldun. Bütün bunların hepsi senin ciddi bir ya iddia gelirinden tut da isim hakkı gelirlerine Tabii. kadar şu anda aklımıza gelmeyen alta alta koysak çok sayıda gelirden oldular. Bu da kulüpler taraf. Şimdi bir şekilde bu iki taraf orta yolu bulacak. Ne yayıncı toptan bu parayı olduğu gibi verebilir ne de kulüpler bu paranın en azından bir bölümü olmadan ayakta kalabilir. Zaten az önce İlgaz da vurguladı. Hakikaten e, çok ciddi sıkıntılar yaşayan batma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak kulüpler olacak. Sadece bizde değil, dünyada da böyle. Ama mesela İngiltere ödemiş hatta sabah. Sky ödedi. Konuşmuştuk. Sky Hep ödedi. Birlikte. Daha farklı bir yapısı var. Premier liginde, Sky'ın da e, her ülkeyi, her yayıncıyı, her e, sistemi. Kendi yapısı, Aynen. kendi gerçekleri içinde değerlendirmek lazım. Orada farklı bir e, yapı var. Orada farklı bir bütçe var. Orada e, siz mevcut paranız kadar konuşuyorsunuz. Yani şimdi yayıncı için de çok zor bir durum bu. Kulüpler için de çok zor bir durum. Ama bu da bir mücbir sebep. Onu unutmayalım. İçinde bulunduğumuz durum öngörülebilir bir durum değil ki. Demek ki... Hazırlanan sözleşmelerde bu tip durumların da bundan sonra, işin hukuki boyutu, bundan sonra göz önüne alınması gerekecek. Ee, bir şekilde orta yolu bulacaklar. Bir şekilde her iki tarafında bir adım atması gerekecek. Buna hem federasyon hem kulüpler birliği ve yayıncı üçgeninde bir araya gelip konuşup görüşüp anlaşmaları lazım. Ee, çünkü bu görüntü kulüpler için içinden çıkılmaz bir hal alır. E kulüpler de şunu diyebilir yayıncıya. Sen bana en sıkıntılı gününde sıt çevirirsen, iyi günde ben senden para alıyorum ne yapayım? Bugün benim ihtiyacım. E yayıncı da şunu diyecek. Ya arkadaş ben de gelir elde edemiyorum. Benim de durumum sıkıntılı. Benim de gelirim düştü. Ne yapacağız? Sen maç yapmıyorsun. Yeni abonem yok. Abonenin mevcut aylığını da alamıyorum. Dolayısıyla her iki tarafta birer adım gelecek. Yoksa sadece bir taraftan e, özveri beklemekte haksızlık olur. İki tarafta biraz özveri yapacak. E şimdi ne oluyor? Kulüpler mesela Beşiktaş ne dedi? Futbolcularına yani belli indirimler yapmak durumundayız. İndirimi kabul ederseniz ne güzel. Etmezseniz karşılıklı anlaşırız. Fesih yoluna gidebiliriz. Dilerseniz FIFA'ya da gidebilirsiniz dedi. Gayet açık her şeyi net, şeffaf bir şekilde ortaya koydu. Beşiktaş yönetimi de diğer kulüplerde benzer şekilde futbolcularıyla, ekipleriyle görüşüyorlar. Burada önemli olan e, bence daha alt kadrodaki profesyonellerin maaşlarını tam olarak alabilmesi. Kulüp çalışanları var. Yani işin emekçileri var. Onların paralarını tam olarak alabilmesi önemli. 3 milyon euro alan futbolcu 2 ayda iflas etmez, batmaz 3 ayda. Ama o ahçısı işte ne bileyim fizyoterapiste aşağıda çalışan personel. görevliler, o personel, o profesyonel grup bundan ciddi darbe yer. O yüzden onlara kulüplerin paralarını ödeyebilmesi, sistemi idame edebilmesi için bir paraya ihtiyacı var. Neyse bunun asgarisi, bunun sağlanması için yayıncı kuruluş biraz gelecek. Kulüpler de diyecek ki evet ben şu anda maç oynamadığım için 10 liraysa istediğim 2 lirasını ver. Yani şu anda hak edilmesi gereken para 10 liraysa, 2, 3, 5 neyse onlar arada konuşurlar. Ama bir miktar o gelecek, bir miktar o gelecek, bir orta yol bulunacak. Bundan sonra da az önce Ilgaz yine söylüyordu, sadece Türkiye için değil. Bak geçen gün bir incelemeye e, baktım, galiba Deloitte'in miydi, önemli bir e, firmadır. Ekonomi. Araştırma mı? Ee, o Evet. Bir ekonomi araştırması, futbol transfer piyasası ile ilgili. Deloitte'dir. Senin için çok önemli bu Doğru. Aykut. Rakamların 10-12 yıl öncesindeki total bütçeye, şimdi geçen sene rekor kırıldı transfer piyasasında. 10-12 yıl öncenin rakamlarını bulabilirse iyi diye yorumlar geldi. Yaptıkları incelemelerin sonunda. E şimdi e, bir kere örneğin İtalya Dün hükümetin bir planlamasını ele geçirmiş İtalyan basını. Sezon sonuna kadar seyirci alamayız diyor. Türkiye'de de şu kalan 8 maç var ya bir şekilde oynatmayı umut ediyoruz, diliyoruz. Biz de tekrar o günleri görmek e, istiyoruz. Görmeyi istiyoruz. O 8 maçın seyircili oynanması bence hayal. Bilet satışı yok diyorsunuz o kalem Bilet gitti. Bilet geliri yok, geçmiş olsun. O gün orada satacağın şeyler yok. Yani kombine de satamaz. Hani kombine sattığında Kombini bir pekinat... geçmiş olsun. Onlar gelemeyecek zaten. Önümüzdeki yıl da yap. O planlamayı da yapalım. He. Şimdi gelecek yılı daha konuşmadık. Onu vaktimiz kalır konuşuruz. Var vaktimiz. Yani e, şimdi sen bu tarz gelirlerden de oluyorsun. Yani kısa vadeli planlamanda birçok kalem düştü. E, kulüpler nasıl ayakta kalacak? Transfer piyasası nasıl eskisi gibi büyük oynayacak takımlar? Birkaç büyük lig ve birkaç büyük takım dışında işte az önce örneğini verdiğimiz Premier Lig gibi orada rakamlar zaten Avrupa piyasasının da çok üstünde. Orada bir şekilde sistem kendini günceller. Orada da düşer. Orada da düşer para. Ama biz artık böyle Avrupa piyasasında 100 milyon, 200 milyon, 180 milyon, Mbappe şu oldu, Neymar bu oldu. Geçmiş olsun. O rakamlar konuşulmaz. Geçmiş olsun. O, artık çok zor o işler şey geçen yine bir başka araştırmada da kulüplerin ne kadar küçülebileceği, liglerin maddi yapısının toplam değerinin ne kadar küçülebileceğine ilişkin farklı senaryolar var. %30'la %70 arasında diyor. Ne demek bu ya? %30'la %70. Şimdi bu işin tabii izleyicilerimizi de ya uf, içimde Karardı diyecekleri belki bir senaryo ama buradan başka şeyler çıkabilir. Buradan başka senaryolar çıkar değerli izleyenler. Ne çıkar? Artık altyapıya daha fazla önem vermek. Aşağıdan genç yıldızlar çıkarmak zorundasınız.